Selam dostlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Efendim, aile kılavuzu programımıza ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başlamadan evvel Bismillah her hayrın başı. Biz hangi işimize başlarsak başlayalım. Besmele ile başlıyoruz değil mi? Yani Bismillah derken aynı zamanda biiznillah demek oluyor. Yani onun izniyle başlamış oluyoruz. O izin vermeden olmuyor. Yaratan, rızık veren, merhametiyle inşallah muamelesini beklediğimiz Rabbimiz bize böyle emrediyor. Biiznillah diyoruz. Rabbimizin izniyle diyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytanirracim. Kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrinden Rabbimize sığınıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böyle bir giriş yaptık bugün. Neden böyle bir giriş yaptık? Günümüzde biraz aile kültüründe, ev ortamında, ev ikliminde, bu teknolojiyle beraber aslında yıllardır bizim kültürümüzde olan belli şeylerin kaydığını görmeye başlıyoruz. Mesela bir besmele, bir selam, selamla girilip çıkılması, eve büyükler girildiğinde küçüklerin ayağa kalkması, oturması, saygısı, edebi, bir misafir geldiğinde nasıl davranacağı ile ilgili süreçte sıkıntıların olduğunu görmeye başlıyoruz. Maalesef o asıl değerlerimizden kayıyoruz, gidiyoruz. O noktada bir Euzu Besmele ile başlayıp, tabii biz özellikle bir şeyi anlatırken mesnediyle neden olduğunu, neden söylendiğini, ne söylediğimizi bilmeyi önemsiyoruz. Yani Kur'an okuyorsak bana mesaj olarak ne geldi? Ben bir şey söylüyorsam niye söylüyorum? Neye inanıyorum, niye inanıyorum? Farkındalık duygumuz çok önemli. Psikolojide de farkındalık önemli diyoruz ya, hep onları anlatıyoruz. Peki biz ne yaptık biraz önce? İşte farkındalığı anlatmak için bir dramatik olarak bunu da sunmuş olayım. Euzu besmele çektik. Ne demek? Ben sığınırım. Sığınmak ne demek? Masanın altına girmek, bir şey olduğunda, bir deprem olduğunda, bir sel olduğunda bir yere sığınmak, şemsiyenin altına sığınmak. Durup dururken şimdi biz niye sığındık ki Allah'a? Bir sıkıntı mı var? Yani Kur'an okumaya başlarken bir şeye başlarken Euzu besmele çekiyoruz. Yani niye sığındık? Niye sığınıyoruz? Biz tehlike mi var? Evet, bir tehlike var. Kimden sığındığımızla ilgili tehlike. Bizi merhametten alıkoyan, adaletten alıkoyan, acelecilik noktasında, birilerine kötülük noktasında bizim düşmanımız olarak nitelendirilen, kendisi kibrinden dolayı ben ateşten yaratıldım, ben daha üstünüm diye ortaya geldiğinde, Allah'ı çok iyi bildiği halde beni neden ona secde ettiriyorsun deyip kibirlendiği şeytan, kökü şatane kökünden gelir. Hani uzaklaştıran, iyiden, doğrudan, güzelden, adaletten, merhametten uzaklaştıran bir şeytan var. Bu bizim evimizde de sorun, çocuğumuzda da sorun, ergende de sorun, bende de sorun, herkeste sorun. Kan damarlarımda gezmesi ve vesvese noktasında dürtü vermesi açısından yetkilendirilen ve bizi iyiden, doğrudan, güzelden, hakikatten, adaletten, merhametten, hanımımıza karşı güzel konuşmaktan, çocuğumuza güzel davranmaktan, evde güzel bir aile iklimi oluşturmaktan, efendim ticaret ortamında güzel bir ortam oluşturmaktan alıkoyan bir güç var, bir dürtü var, bir devamlı bir vesvese var. Hayır, bu düzene uyma, sen yaşama, hayatta durma, dünyanda ahirette mahvolsun diyen özel çalışan bir ekip var. Bu ekiple ilgili, ekip başı ve ekiple ilgili bir sığınma sistemin içine, Rabbimin sisteminin içine ve Rabbime sığınma söz konusu ki o şeytan zaten o kibrinden dolayı racim olmuş, recm edilmiş, ne olmuş? Kovulmuş, gönderilmiş. Yani biz orada aynı zamanda şunu da görüyoruz, kendimiz diyoruz ki hem kibirlenmeyeceğiz. Eşimin rakibi değilim, eşime karşı üstünlük taslamayacağım. Çocuğuma karşı ben onun sahibi değilim, üstünlük taslamayacağım. Emanet olarak meseleyi değerlendireceğim. Ve ona göre değer vereceğim. Ona göre bir yaklaşımda bulunacağım. Aile içindeki kültürümüz ve prensiplerimiz çok önemli. Mesela babalara öneride bulunalım. Bugünün özel önerilerinden bir tanesi olsun. Güzel bir ilke, küsmek yasak. Bu evde iletişimi kesmek yasak. Asın diğer isterseniz dış kapıya da asabilirsiniz. Bu evde iletişimi kesmek yasak diyebilirsiniz. Hani bazı iş yerlerinde vardır işte bu iş yerinde işte asgari ücret geçerlidir. Şöyledir, böyle bu tip yazılar vardır, böyle hatırlatma falan filan.
İşte biz de eve yazalım. Bu evde küsmek, iletişimi kesmek yasak. Her şekilde iletişime geçeceğiz gibi ilkeler, gibi çizgiler. Neye inanıyorsak, niye inanıyorsak bunun farkında olmak çok önemli. Çünkü inandığımızı bilmediğimiz zaman bir şeye inanıyoruz ama farkında değiliz. Bir kısmını yaşıyoruz, bir kısmını yaşamıyoruz. Çok büyük tutarsızlık oluyor. Gençlerimizi yetiştirirken de sahada çok problem yaşıyoruz dostlar. Anneler babalar yapmayın. Yani inanıyoruz. Biz Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Yılbaşısı geliyor, Noel geliyor. Sanki Hristiyan gibi davranıyoruz. Olabilir Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar var. Öyle inanıyordur. Onun inancı odur. Saygı duyarız. Ayırmıyoruz ama bunun bir kültürel olarak Müslüman kültürüymüş gibi reflekslendirilmesi de çok mantıksız. Hani biz ona inanmıştık. Niye böyle hareket ediyoruz? Niye bu noktada dikkat etmiyoruz? Bu hassasiyete niye gündem etmiyoruz? Bir omurgalı duruşu niye sergilemiyoruz? Ya işte efendim ne olacak ki yılbaşıda işte şu programı izlesek biraz çerezli yesek ne olacak ki? Ya abi neye inanıyorsun? Niye inanıyorsun? Yani inanıyor musun? İnandığın şey bunu destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Burası çok önemli. Bazı yerlerde biraz yumuşadık böyle acayip esnemeler söz konusu. Halbuki mesela Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Okursunuz namazlarda Kafirun suresi. Ya bizim ailede oturtmamız gereken bir sure mesela. Hocam ne alakası var Kafirun, kafirler? Peki neyin mesele? Mesela orada ilginç bir ifade var. Estağfirullah. Kul ya eyyuhel kafirun. Efendimiz kafirlere ey kafirler diye hitap etti. Ey gevurlar dedi. Biz şimdi ya acaba hatasını söylemesek mi? Yanlışını nasıl anlatmasak mı? Şimdi söylemesek ne olur? Ya biz hani inandığımızı niye ortaya koymuyoruz? Niye bunu evimizde, ailemizde, çocuklarımıza karşı bu çizgiyi niye koymuyoruz? Ha, inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Ya neye inanıyorsak bunun dinamiklerini, nedenlerini, sacayaklarını öğrenelim ve ona göre ortaya koyalım. Aksi halde dengesiz, tutarsız bir şeye inanıyoruz, altını dolduramıyoruz. Çocuk soru soruyor, cevap veremiyoruz. Müslümanız ama niye böyle yapıyoruz diyoruz. Bakıyoruz, kalıyoruz ortada. Yani çoğu şeyde şu an günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle tamam gidip kumar masasında oynamıyor ama bahis oynuyor, iddia oynuyor. Başka bir şey oynuyor. Hani haram. Hani haram da öyle inanıyorduk. Ne oldu? Yani 5 sene önce, 10 sene önce haram da şimdi güncellendi. Ne oldu yani? Helal mi oldu? Bir çizgi mi değişti? O Kafirun suresindeki ifade ne? İşte biz yavur demesek mi, kafir demesek mi? Hayır, Efendimiz'in özelliklerine bakalım. Sen onlara yumuşak davranmasaydın etrafından dağılırlardı. Sen onlara güzel söz söylemeseydin sana tabi olmazlardı. Sen onlara rahmet peygamberi olarak gönderildin. Sakın ha ne yap? Onlara güzel bir sözle, hikmetle davet et. Ayet-i kerimeler bu şekilde Efendimiz'e talimatlar yağdırırken bak böyle davran, aman kırma dökme derken bir yandan da kul ya eyyühel kafirun de diyor. Yani ne? La abudu ma ta'budun. Ya ben sizin ibadet ettiklerinizi ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiklerime ibadet etmezsiniz. Hülasa dersimiz tefsir dersi değil ama bir anlayış ve bir kültür, bir inancın oturtulması adına bir kesit sunuyorum sadece. Yani sonunda ne diyor? Çok önemli. Leküm dinüküm veliye din. Siz sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Sizin taptığınız putlar size ne sevap verirse onu alacaksınız. Ona dua edeceksiniz, karşılığını alacaksınız. Sizin dininiz, sizin karşılığınız, sizin cezanız o sistem içerisinde gidecek. Benim de çalışmalarım, Rabbime iman ediyorum. Bana sevabını verecek, ceza ise cezamı, karşılığımı verecek. Ve ben o noktada bu sistemi kabul ettim. Benim sistemi kabul ettiğim, senin de sistemini kabul ettiğin Efendimiz Kafirun suresi net bir çizgiyle çiziyor. Ha Allah yine şunu diyor. Kul. Başa bir kul koymuş. Niye? De ki, sen de ki o kafirler. Yani onların kafir olmasını Allah söylüyor. Yine kendisi ne yapmıyor? Kendisi yani Efendimiz şu kafir, şu Müslüman kendisi tespit etmiyor. Tespitin standardını kim belirliyor? Allah belirliyor. Şimdi hocam bununla ailenin, psikolojinin çok alakası var. Neden? Evde kurallar olacak. Çocuk sizinle kavga etmeyecek. Kurallarla kavga edecek. Allah standardı koyuyor. Siz o ey kafirler dese de ya işte kafir demesek mi, gavur demesek mi, şu yanlışını söylemesek mi? Allah öyle diyor. Sen hani söyleyip söylememe noktasında peygamber bile söylemişse siz niye söylemiyorsunuz? Niye esniyorsunuz? Niye geri adım atıyorsunuz? İşte bunun ailede, evde, ev ikliminde net bir omurgalı duruşla sergilenmesi lazım. İnancım bu. Ben buna göre yaşayacağım.
Bu çizgiyi belirleyeceğim. Eğleneceğim, dinleneceğim, gezeceğim. Hareketlerim ona göre olacak ve burada bir çizgi oluşacak. Bu çizgide çok inişler çıkışlar var dostlar. Burada da ciddi sıkıntılar oluyor maalesef. Yani ergenler, gençler, gelenlerden soruyoruz. Ya böyle dediler, kendileri böyle yapıyorlar. Annem böyle dedi ama şöyle hareket ediyor. Babam böyle dedi, bana böyle yap diyor ama kendisi bilgisayarın başından kalkmıyor. Şöyle dediler ama böyle böyle hareketlerde bulundular. Ya bir kendimize gelelim. Leküm din, hüküm veli din aslında çok üzerinde düşünülmesi gereken bir hadise. Yani öyle ki Amerikalı bir Müslüman birisine vesile olmuş, genç bir arkadaş, bir hocamız anlatmıştı. Diyor ki Müslüman olmasına töreninde bulunan hoca, nasıl ikna ettin arkadaşını diyor. Ben bir şey yapmadım diyor. Biz diyor bir Akdeniz gezisine çıktık diyor beraber. Evet. Akdeniz gezisinde beraber çıkarken diyor, gezerken diyor, Torosların üzerinden bir gezi yaptık. Evet. O gezi esnasında diyor, hani kalacak yer vesaire, köye gittik. Ben namazlarımı kıldım. Müslüman olan Amerikalı genç, diğerine vesile olan. Ben namazlarımı kıldım diyor. O da geldi. Dedik kalacak yer varsa parası neyse verelim. 15 gün boyunca diyor kamp malzemelerimizi gezdik. Nerede kaldıysak diyor, kimse para almadı. Herkes yedirdi, içirdi. Amerika'da böyle bir şey mümkün değil. Çocuk, diğer misafir olan çocuk soruyor. Ya diyor, bu nedir? Biz hiç para vermedik. Nasıl insanlar buraya, medeniyet ciddi anlamda gelmiş. Burada bir misafir kültürü vardır. İslam'ın bir özelliği. Bak, dinimizi yaşayacağız işte. İslam'ın özelliği. Leküm dini küme. Ben dinimi yaşarsam, o da dinini yaşarsa. Ben zaten dinimi yaşarsam gelecekler. Görecekler. O kalitesini görecekler. Merhameti görecekler. İkramı görecekler. Fedakarlığı görecekler. Birlikteliği görecekler. Kendi nefsi için sevip istediğini, kardeşi için sevip istemeyen iman etmiş sayılmaz kamil manada deniyor. Tamam, ney bu? Yani diğergamlık, beraber olmak, birlik olmak. Şimdi bu ne yapar? Birlik olduğumuzda kim bizi yıkabilir? Tabii ki o zaman güçlü oluruz, kuvvetli oluruz. Tamam, biz İslam'ı yaşarsak, dinimizi bilirsek, neye inandığımızı bilirsek, o noktada omurgalı bir dik duruş olursa ciddi anlamda yol kat edilir. Arkanızdan insanlar gelir. Evin reisi, annesi, babası bunu yaparsa çocuk da arkanızdan gelir. Onlar sizin inancınızda, hareketlerinizde, davranışlarınızdaki kararlılığa bakıyorlar. Kararlıysa diyor ki yapacak bir şey yok. Öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Bir deniyor, iki deniyor, üç deniyor. Bakıyor nefis, şeytan. Baba dik duruyor, anne dik duruyor. Kural bu, çizgi belli. Güzelce nedenleriyle anlatılmış, sorunu yok. İşte burada süreç. Neye inandığımız, niye inandığımız ve her şeyin farkında olmak çok önemli dostlar. O yüzden bir yılbaşı kültürü, bir Noel kültürü, biz kendi İslam kültürümüzü oluşturalım lütfen. Bunlara paye vermeyelim, bunun farkında olalım. Bu gerek tarih itibariyle, gerek evlerdeki sıkıntı itibariyle böyle bir giriş yapmak, girizgah yapmak ve bu noktaya dokunmak istedim. Çünkü gerçekten ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bir de başka bir konu bu. Babalarda biraz sorun var günümüzde. Hangi eğitim ortamına gidersek, hangi çevreye gidersek, babalarla ilgili nedense, işte biz de babayız, babalarla ilgili ya bir baba okulu olsun, babalara da anlatın hocam, babaların bilmesi lazım gibi annelerin bir serzenişi var. Birazcık daha araştırdığımızda bakıyoruz, tabii bir iş, bir para, özellikle ticaretin ayrı bir bağımlılığı var. Ne olmuş, ne bitmiş şimdi adam? Açıyor, dolar ne olmuş, altın ne olmuş, borsa ne olmuş, şu ne olmuş, bu ne olmuş. Tabii ki geçim derdi, hayatta kalacağız. Birinci derece ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. İhtiyaç önemli. Ama bu ihtiyaç dediğimiz şeyi karşılarken, kimin için yaptığımızı sorduğumuzda, çocuklarımız için saçımızı süpürge ediyoruz. Bütün hayatımızı onlara adıyoruz. Adanmışlık var. Bir baba evin geçimini sağlayacak ki annesinin ağzına koyduğu, çocuğunun ağzına koyduğu her lokma sadaka. Her lokmadan kazanıyorsunuz. Öyle ben kazandım bilmem ne şu bu. Ecrini alacaksın. Ecrini alacaksınız. O noktada ben şu kadar ikram ettim. Şu kadar para harcadılar. Şu kadar yediler içtiler. Merak etme. Onların hepsi sadaka. Yazılıyor. Karşılığını alacaksın. Ev reisi zordur ama kazancı iyi. Çaktırmadan ahirete de iyi yatırım yapıyoruz. Zorunlu oluyor biraz. Nafileyi yapmak zor ama onu yapmak mecburu ya. İşte burası önemli. Ama öyle bir nokta oluyor ki işler adamı alıp götürüyor. Baba var ama yok. Ya bir hanım şunu diyor. Gerçekten ilginç. İyi ki kocam iflas etti diyor ya. Kocam iyi ki iflas etti diyor. Oh be diyor. Allah Allah, bir hanım böyle der mi? Abi sabah fabrika, akşam iş. Öteki zaman iş gelirse bizim çocuklar babayı tanımadı. Baba ortalıkta yok. Allah Allah. Diyor
İflas etti de diyor Allah'a şükür. Hani onu aramızda görmeye başladık. Evde baba diye bir şey varmış. Evde bir büyük varmış. Yavaş yavaş. Yani yılların birikmiş sevgisini diyor. Birkaç haftada o her ne kadar üzülse de biz sevinerek geçirdik diyor. Ya iflas bu kadar keyifli olur mu yani? İyi yönden mi bakıyor artık? Ama gerçekten özlemişiz diyor. Ya iş bizi alıp götürüyor. Adam arabasına öyle bir değer veriyor ki hafta sonu bir alıyor, orasını yıkıyor, burasını efendime söyleyeyim cila alıyor, parlatıyor bilmem ne. Evdekiler kahvaltıya beklesin, öğlen yemeğine beklesin, akşam yemeğine beklesin. E tabii ki iş olacak ama bir yandan eve ayırmamız gereken vakitler de var. Buradan gitmeyecek. Yani işiniz çok yoğunsa, artık çok eve vakit ayıramıyorsanız biraz yavaşlayın. Ya hocam bildiğiniz gibi de ya biraz yavaşlayın. Yavaşlamak iyidir. Namazlar ne için var? Hayatı durdurmak için var. O kadar engamenin içinde bir duruyorsunuz. Bir rahatlıyorsunuz. Bir suyla elektriğinizi alıyorsunuz. Rabbinizin karşısına geçiyorsunuz. Süreci bir durduruyorsunuz. Beyin önceki süreci o arada durdurduğunuz vakitte yerleştiriyor, dosyalıyor. Sonra siz tekrar devam ettiğinizde 0 kilometre tekrar güne başlar gibi başlamış oluyorsunuz. Rabbim namazı niye öyle 5 vakit belli bir vakitlere koymuş? Toptan değil. Demek ki günü bölmemiz lazım. Bir farkındalığımız lazım. Arada bir hatırlamak lazım. İnanç sistemimizi hatırlamak lazım. Neye inandığımızı hatırlamak lazım. Biz kendi kültürümüzden kopmamamız lazım. İşte burada muhterem dostlar, işimiz bizi alıp götürmesin. Bazen sıkıntılı zamanlar olabilir. Bazen dertli zamanlar olabilir. Günümüzde şimdi birazcık ekonomik dengelerde sıkıntılar var. Problemler var. İnsanlar işte ay sonunu getirmekte zorlanıyorlar. İnşallah Rabbim bu sıkıntıları da en güzel şekilde aşmayı nasip eder. Bu noktada işin başındaki idareciler, yöneticiler doğru işler yapar, doğru yaklaşımda bulunurlar da diye dua ediyoruz. Ki doğru yaklaşımla beraber hepimizi, bu gemide hepimiz beraberiz. Bir hata yapıldığında hep beraber çekeceğiz. Bir güzellik yapıldığında da yine hep beraber ortaya koyacağız. Sonuçta bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin meselesi değil bu. Toplumun bir meselesi. Biz toplumla beraber hareket edeceğiz. Aileyle beraber hareket edeceğiz. Yani bir eksiklik varsa biz kapımızın önünü temizleyeceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Herkesin kapısının önü temizlenirse mesele düzelir. İnşallah bu noktada yanlıştan, hatadan, yanlış yapmaktan, bile bile hataya düşmekten, haramdan hepimizi Rabbim, idarecilerimizi de hepimizi de muhafaza eylesin. Eğer hakkaniyet noktasında, helal noktasında hareket edersek gün gelir, inişli çıkışlıdır. Rabbim yine Kur'an-ı Kerim'de bazen varlıkla, bazen yoklukla imtihan edeceğini bize bildiriyor. Hayat imtihan. Bu imtihanı kabul edersek sıkıntı yaşamıyoruz. Bu imtihan var, gireceğiz dersek sıkıntı yaşamıyoruz. Ama ya ona buna saldırırsak dönüp dönüp dolaşıyoruz. Kellim kellim la yenfa diye bir söz var. Hani konuş konuş boş oluyor. Menfaat vermiyor. İşte burada önemli olan her şeyde bir hayırın olduğunu yakalayabilmek. Yani sizin şer gördükleriniz şeylerde hayır vardır. Hayır gördüğümüz bazı şeylerde şer olabilir. Her şeyde bir hayır vardır. Gerçekten önemli bir bakış açısı. Bunu kazanmak lazım. Bu noktada biraz daha hani bu işin sonunda bakalım ne olacağı, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyleri yakalamak lazım. Hani bununla ilgili bir güzel bir anekdot, hikaye vardı. Anlatılır. Vezirin bir tanesi, kral, vezir, avı çok seviyorlarmış. Ava gitmeyi çok seviyorlarmış. Yine ava gidiyorlar. Bir gün o haris bir şekilde, hırslı bir şekilde avlanırken bir hengame, kargaşa derken kralın parmağının bir tanesi yaralanıyor. Kurşun darbesiyle uçuyor gidiyor. Parmak uçup gidince kral ciddi acılar içerisinde, kanlar içerisinde kıvranırken vezir biraz önce benim dediğim böyle ekonomik krizde olan sıkıntıda çeken kişilerin ya hocam iyi öyle söylüyorsun da her şeyde bir hayır vardır biz çektiğimizi biliyoruz dercesine kral da diyor ki ya ben ne çektiğimi biliyorum bunda ne hayır olacak parmağım gitti parmağım diyor. Ben bu acıdan kıvranıyorum diyor parmağım gitti neye hayırı neden bahsediyorsun? Derken o sinirle beraber şu veziri askerleri alıyor ya atın bunu içeri diyor bundan bana hayır gelmez benim parmağım kopmuş o ne diyor. Yüzeysel bir adam farkında bile değil meselenin deyip
Veziri içeri yattırdıktan sonra bir zaman sonra parmağı iyileşiyor. Kendisi tekrar bir daha yine aynı hengameyle av sürecine devam ederken bir avı kovalıyorlar derken yan ülkenin sınırlarını ihlal etmiş oluyorlar. Ki sınır boylarındaki askerler bunları yakalıyor. Kral, vezir ve birkaç asker nitekim yan ülkenin, komşu ülkenin sınırlarında yakalandıkları için haneye tecavüzden mahkemeye çıkartılıyorlar. O ülkenin kurallarına göre de sınırları ihlal etmek, bu noktada bir savaş sebebi, girenler de idam ediliyor. İdam kararı alınıyor ki yine idam edilecekken ülkenin kanunları devreye giriyor ki bu konuşulur bu kural. Genelde bir organı uzuvu eksik olan idam edilmez tarzında bir değerlendirme yapılıyor. Ekibin tamamı idam edilirken kral parmağı olmadığından dolayı idamdan kurtuluyor. Kral tekrar ülkesine dönerken kendi kendine vezire kötü ettik, vezire ne yaptık diyor. Vezire ne yaptık derken saraya geliyor ve acilen veziri çağırıyor. Tabi o arada millet bunları duyuyor, vezire de anlatıyor. Vezir gülerek kralın yanına geliyor. Tabi yıllar geçmiş ya, vezire diyor ki kral, ya o kadar zaman seni hapiste tuttum, yanlış yaptım, özür diliyor. Diyor ki ya gerçekten bu parmağımın olmaması benim hayatımı kurtardım derken vezir yine kahkahalarla gülüyor. Kral yine şaşırıyor. Ya yıllarca hapiste kaldın, ya niye üzülüyorsun? Sultanım diyor, bunda da bir hayır vardı. Bunda da bir hayır vardı. Ya ne hayır olacak? Kaç sene hapiste kaldın? Eğer hapiste olmasaydım ben şimdi ölmüştüm diyor. Ne demek? Eğer hapiste olmasaydı önceki av grubuyla gidecek ve komşu ülkede o da idam edilecekti, değil mi? Her şeyde bir hayır vardır dostlar. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Muhterem dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, her şeyde bir hayır vardır hikayesi anekdotundan sonra bir yazarımız diyor, hani babalardan bahsediyorduk. Günümüzde babalarla ilgili baba okulları, babalara dokunulmadığı, onlar yoğun olduğu için onlara seminerde, sohbette, aileyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili ulaşmakta zorlanıldığı ile ilgili maalesef bir değerlendirme var ve anneler bu noktada çok serzenişli. İşte o baba şunu iyi anlamalı, beni dinleyen şu an babalar. İyi anlamalılar, baba boşluğu kapatılmıyor dostlar. Baba çok değerli. Çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Ama ailede siz yoksanız sizin boşluğunuz kapanmıyor. Çok eğitimci bir yazar hocamız şöyle bir ifade kullanmıştı. Etkilenmiştim açıkçası. Babam diyor, biz küçük yaştayken bizi bırakmış gitmiş, ayrılmışlar. Gitmiş diyor babam. Ben diyor küçük yaşlarda hiç babamı görmedim. Her bir arkadaşım böyle birine baba dedikçe benim böyle içimden bir şey kopardı diyor. Benim içimden böyle bir şey kopardı bir baba deyince. O kadar çok ciddi anlamda boşluk oluştu ki böyle acıyordu neredeyse. Birisine baba diyeyim. Amcalar var, dayılar var ama nasıl yanıyor? Yıllar sonra diyor babamı buldum. Gittim ama soğuk bir adam, işte özür bile dilemeyen bir adam. O benim hayal ettiğim babam değilmiş diyor. Hayal kırıklığına uğradım diyor. Tabii yıllar geçti diyor. Öğretmen oldum. Ben de çocuk sahibi olunca şimdi diyor artık o baba hasreti öyle bir içimi yaktı ki diyor. Kendi oğluma baba diyorum şimdi diyor. Kendi oğluma baba diyorum şimdi. O kadar çok boşluk bıraktı ki bende. Yani ona oğlum hiç demedim diyor. Acayip bir refleks. Yani gerçekten aklı başında bir baba o evladı dünyaya gelmesine vesile olduktan sonra nasıl vakit ayıramaz? Bu vebali nasıl yüklenirsiniz? Nasıl vakit ayıramazsınız? Nasıl benim görevim değil diye düşünebilirsiniz? Hayır, böyle bir şey yok. Siz evlatlarınızla beraber oyun oynayacaksınız, gezeceksiniz. Onların seyrettiklerini, dinlediklerini kontrol etmekte koşturacaksınız. Mücadele edeceksiniz. Onlar için varız biz. Biz onlar için varız dostlar. Biz onlarda yaşayacağız. Yarın öbür gün şu dünyadaki imzamız onlar olacak. Onların bir duası belki bizi ahirette rahatlatacak. Belki dünyada bizi rahatlatacak. Çünkü yine Kur'an çizgisinde yetiştirirsek ne diyor?
onların size küçükken nasıl davranıyorsa siz de yaşlandıklarında aynı onlar gibi kema rabbeyani sagira. Siz küçükken nasıl aynı onun gibi terbiye, onun gibi yaklaşın. Onlar size nasıl 100 tane soru sorduğunda 100 tane soru sorduğunda yine cevap veriyorsanız anneniz babanız yaşlandığında da öyle davranın. Ha biz güzel davranırsak, biz hayatında varsak ki inanın dostlar çevrede düşünüyorum babası vefat ediyor, cenazesine gitmiyor. Benim hayatımda yoktu ki diyor. Hiç olmadı ki diyor. Halbuki o kişiye sorduğunuzda hayatı boyunca o çocuğu büyürken harcadığı paralar, zamanlar, dertler o kadar çoktur ki ama nasıl bedavaya geliyor bu iş? Yani 30 yaşındaki birisi babası için şunu diyor. Benim hayatımda yoktu. Bakıyorum seni yetiştirirken para verdi diyor. Ama her baba veriyordu. Herkes yapıyordu. Peki o zaman o çalışmanın, emeğin değerlenmesi için ilgi gerekiyor. Sevgi gerekiyor dostlar. İlgi ve sevgi olmadığı zaman para çaput oluyor. Geliyor, rızık gelir, merak etmeyin. O yüzden babalar ne olur yani yok olmayın evde. Evde var olun. Evde sesiniz çıksın. Bir zaman sonra inanın ben çok görüyorum kızı evlenmeye gidiyor. Gelinlik olmuş. Yahu ne zaman büyüdü? Ne zaman, ne ara bu yaşa geldi? İşte işe dalıp, hayata dalıp ondan sonra elden kopup gidiyorlar. Elden kopup gidiyorlar. Bir çocuk ya babacığım biraz oyun oynayabilir miyiz diyorsa, bir çocuk biraz vakit geçirelim diyorsa, bir çocuk baba bugün de mi çalışıyorsun ya, ne zaman vakit geçireceğiz diyorsa bu o kadar büyük nimet ki bir zaman gelecek siz yalvaracaksınız ama onlar gelmeyecek. Sakın fırsatları kaçırmayın dostlar. Zaman hızlı geçiyor. Zaman hızlı geçiyor. Tabii yıllar sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yaşlanıyor insanlar, ihtiyarlıyor. Diyorlar ki o gençliğinizin kıymetini bilin. Bak gençken güzel yaşayın, kıymetini bilin. Ben de o ihtiyarlara diyorum ki ya asıl siz zamanın kıymetini bilin. Biz de bilelim ama siz de bilin. Gençler de bilsin ama yaşı ilerleyenler de. Herkes anı yaşıyor çünkü. O anın kıymetini, her yaşın kıymetini bilsin. Ve o anın kıymetini bilmek, o anda keyfi yaşamak, farkındalık mükemmel bir şey. İşte Allah bana bir çocuk nasip etmiş. Belli eksikleri olabilir, belli sağlık problemleri olabilir ama bir şey nasip etmiş. Hatta sağlıklıysa artı yönleriyle ne kadar büyük bir nimet diye algılamak ne kadar güzel bir şey. Sevgimizi ifade edelim, gecikmeden ifade edelim. Yarın ne olacağı belli değil. Bir an sonra ne olacağı belli değil. Lütfen sevgimizi ifadelendirirken yarına bırakmayalım dostlar. Bugün, hemen bugün, bugün. Evet bu programı dinlediğiniz gibi. Sevdiklerinizi seni seviyorum deyin. İlgi gösterin, ilginizi arttırın. Evlatlara değer verin dostlar. Ya her dönemde farklı farklı değer yargıları değişiyor açıkçası. Ama bizim kendi evlatlarımıza, kendi çocuklarımıza verdiğimiz değer noktasında sıkıntılarımız var. Şu an Amerikalı bir yazardan da okudum. Türkiye'de de söylentiler aynı şekilde. 40 yaş üstü, 50 yaş hep eskileri yad ediyorlar. Eskiden küçük bir evimiz vardı ama işte 5-6 kişi, 10 kişi kalırdı. İşte nedir? Kalabalıktık. Tuvalet sırası bekliyorduk 10 kişi de evde. Birisi giriyor, birisi çıkıyor, birisi giriyor, birisi çıkıyor. Ama diyorlar, bakın çok önemli. Evde bir sabırı öğrendik, beklemeyi öğrendik. Sıradaki tuvaletten çıkacak ben gireceğim diye. Şimdi hocam ne alakası? Evet. Paylaşmayı öğrendik evde. Harara gürer o kalabalık sofralarda herkes kaşık atıyor, herkes bir şeyler alıyor. O harara gürer ortamda biz muhabbeti öğrendik, dayanışmayı öğrendik, paylaşmayı öğrendik. Birisi hasta olduğunda ona bakmayı öğrendik. İşte ben şimdi evler büyüdü. Tabii o zaman ilginç bir metafor daha vardı böyle misafir odası metaforu. Kimse giremez oraya. Yani evin en güzel yeri böyle. Oradaki kırılacak eşyalar yüzünden çocuklar az dayak yemezdi garipler. Biz çocukken eyvah vazoyu kırdık. Hemen cezası kesilirdi. Ama bir değer vardı misafire de bir değer vardı. Bazen kızıyordum açıkçası. Yani o ev kimin için? O kadar güzel süsler koyuyorsunuz. Aman dokunma, aman yapma, aman etme derken eyvah gidiyor. Ama değerini de iyi anlamak lazım. O ev kimin için? O evde olmak, o evde şşş dur deyip de orada geçireceğimiz vakitler aidiyet açısından çok önemli dostlar. Ergenlerin aidiyet sorunundan bahsediyoruz. Ergenlik sonrası beliren yetişkinlik, 18-30 yaş arasındaki dönem.
O zaman da işte evden gidiyorlar, gelmiyorlar, babayı aramıyor, anneyi aramıyor, hayata dalıyor. Anne babanın beklentileri var ama ne kadar boynu bükük, içi kıyılıyor ama tamamıyla herkes kendi havasında. Teknoloji de şurada burada. İşte aile aidiyetini sağlamak için, onların dünyalarında yer edinmek için fırsatları iyi değerlendirmek lazım dostlar. Yani muhabbet etmek için havadan sudan bahaneler üretip bazen saçma yaklaşımlarda bulunmaya gerek yok. Beraber gerçekten güzel aktivite yapmak lazım. Onların dünyasında yaşamak. Mesela şimdi odalar ayrıldı. Her odada ayrı televizyon. Herkesin zaten ayrı bir ekranı var. Herkes ayrı takılıyor. Tamam, ne zaman toplayacağız? Aslında evdeki televizyon bir odada, bilgisayar bir ortak noktada olsa, çok ayrılmasa, ayrıldığımız an bittik. Ayrıldık, bireyselleştik. Aidiyet kalmadı, aile kalmadı. Aileye aidiyet noktası kalmadı. Herkes bireyselleşmeye başladı. Aslında bu fıtridir dostlar. Yani psikolojik olarak her insanda ne vardır? Bir bağlanma ihtiyacı vardır. Bir de birey olma ihtiyacı vardır. Dostlar, psikolojik bağlılık açısından herkesin bir ben olma isteği var. Ben olma. Yani ben kararımı vereyim, ben birey olayım. Bu önemli. Çocuklarımızı bir birey olarak kabul etmek. Onun alanı, onun sınırları, onun sınırlarına gelirken izin almak. Sınırlar noktasında düzenli bir sistem oturtmak, kurallar bütününü oturtmak çok önemli. Ama aynı şekilde bir aidiyet de fıtridir. Neden? Türkiye'de bakın büyük takımlara 25 milyon taraftarı var diyor. 30 milyon taraftarı var diyor. Adam hiçbir artı katkısı yok. Hiçbir eksisi de yok. Formayı giyiyor. O yuvarlak şey 3 liranın içine girdiği için ayrı bir seviniyor. Neden? Hiçbir faydası yok ona. Ama aidiyet meselesi var. Ben oraya aitim. Ben orada olmalıyım. Bir yere ait olmalıyım. Bir vatana ait olmalıyım. Bir ülkeye ait olmalıyım. Efendime söyleyeyim. Veyahut da işte bir kulübe, bir derneğe üye olmalıyım. Bu bir ihtiyaç aslında. Bu bir ihtiyaç. Psikolojik olarak da ihtiyaç. Peki biz bu fırsatı niye kullanmayalım? O aidiyet refleksini aileye aidiyet olarak niye yönlendirmeyelim? Peki nasıl yapacağız? Önemli bir nokta aile meclisi oluşturmak. Aile meclisi oluşturalım. Aile meclisi derken yani her akşam 15 dakika olabilir. Haftada bir olabilir, 2-3 günde bir olabilir. Mutlaka beraber bir toplandığımız, bir aktivite yaptığımız, herkesin birbirini dinlediği, espri yaptığı, gününü anlattığı bir alan, bir zaman olmalı. O zaman da bütün teknolojik aletler bir yere kaldırılmalı. Evde 9-11 arası mesela ya da 8-10 arası evde teknoloji yasak olmalı. Kaldıracaksınız, karar verin. Şimdi karar verin, evet, kaldırın. Atın. 9-11 arası bu evde İkinci ilke. Bu evde 9-11 arası Wi-Fi çalışmaz. Baz istasyonu çalışmaz. 9'da arayan bilir ki 11'e kadar size ulaşamaz. İşte bunu yakalayabilmek, bu ortamı sağlayabilen ebeveyn. O fikirleri, üzüntüleri, dertleri, belki maddi problemleri, belki siyasi, belki İslami, belki dini, belki kültürel, belki güncel. İşte bütün bunları hep beraber paylaşabilmek. Herkes bilgi birikimini birbirini kırmadan, dökmeden, küçümsemeden güzel bir ortamda, seviyeli bir ortamda ortaya koyması o kadar önemli ki dostlar. Bu ortamı sağlayan ebeveynler çok sağlıklı ebeveynlerdir ve sağlıklı nesil yetiştirirler. Peki ne avantajı var? Aile meclisi, aile toplantısı demiştik daha önce. Aile meclisi ne avantajı var? Ailede her şey, maddi manevi dertler bu mecliste konuşulur dostlar. Herkes her şeye kısmen vakıf olur. Bir takım kararlar ve ilkeler burada netleşir. Çünkü biz babalar olarak, anneler olarak çok şifayı takılıyoruz, düzensiz. Bir şey olduğunda müdahale ediyoruz. Ondan sonra onu karar olarak bağlamadığımız için, bunu böyle yapacağız diye tam çizgisini belli etmediğimiz için, sonra bir daha aynı şeyle karşılaştığımızda daha önceki tepkiyi vermiyoruz. Biz buna tutarsızlık diyoruz. Günümüzün en yaygın problemi. Yani bir şey dün olduğunda kızmıyoruz, bugün olduğunda kızıyoruz, yarın olduğunda o camdan atıyoruz. Ertesi gün olduğunda hiçbir şey demiyoruz. Duruma göre değişiyor. Aynı hareket, farklı davranışlar. Peki böyle bir şey olursa? Bilinecek ki bu böyle olacak bizim ailede. Ve bu istişareyle olacak. Nedenleri konuşulacak. Özellikle belli bir yaş altı, böyle bir mecliste. Bakıyorsunuz okulda zaten bazı modeller kişilik olarak içe dönük, mizaç, içe dönük, sakin, sessiz, yardımsever, fedakar, hayır diyemeyen modeller. Kendini açacak. Ne yapacak? O aile toplantısında ifade edecek. Herkes sabırla dinleyecek küçükleri.
Onlar fikirlerini ifade edecekler. Büyüklerin dertlerini görecekler. Hem konuşmayı öğreneceğiz, hem dinlemeyi öğreneceğiz. Bir özgüven gelecek. Aile meclisi, aile toplantıları. Onların medeni cesaretleri artacak. Ve ben buraya aitim, biz beraberiz diyecek. Burası çok önemli. Biz beraberiz. Yılmaz ailesi, işte şu ailesi, bu ailesi, Durukan ailesi, şu ben aile olarak bizim ailemiz, biz beraberiz. Şu sülale, bizim sülalemiz, bizim dostlarımız. Bu bütünlüğü, bu aidiyeti oluşturmak bir ihtiyaçtır. O zaman hastanede, sıkıntılarda, sağlıkta bir bütünlük, bir birliktelik oluşur dostlar. Bu ortamlarda anlaşılamayan fikir azalır. İfade edemedikleri, içinde kalan şeyler ortaya doğru çıkar. Tabii burada baskı olmaması lazım. Fikri değinlememek lazım. Ya öyle düşünülür mü diye küçümsememek lazım bu aile ortamlarında. Ama mutlaka mümkünse her akşam bu ortamı oluşturmaya çalışalım. Bazen çocuklarımızın büyüdüğünün farkına varamıyoruz. Çocuğu hala, zaten asıl sıkıntı o, ikinci sıkıntı. Yani tutarsızlık birinci sıkıntı, günümüzde ikinci sıkıntı da 5 yaşında çocuk, biz beyin hala babanın orada kalmış. 12 yaşına gelmiş, hala 5 yaşında gibi davranıyor. Ya yaş değişti, olgunlaştı, bu yaş grubunun davranış şekilleri farklı. 16 yaşında çocuk hala aman ekmek alırken dikkat et, aman şunu yap, aman bunu yap. Ya yaş değişti, yaklaşım değişti. Ondan sonra çocuk sana yukarıdan bakıyor, ya konuşuyor diyor işte. İşte burada çocuklarımız artık büyümüş. Farkındalığı bu toplantılarla anlıyoruz. Dostlar, burası önemli. O yüzden gençlerle aile meclisi mutlaka oluşturalım. Yani burada aile meclisi oluşturabilen ailelerden ciddi anlamda pozitif geri bildirim alıyoruz. Farkındalıklar artıyor. Yapın, göreceksiniz, faydasını göreceksiniz. Yani bir ergen şu ifadeyi kullanıyor. Babamın ilk defa beni adam yerine koyduğunu hissettim aile meclisinde. Babamın beni ilk defa adam yerine koyduğunu hissettim diyor genç. Ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Şehzadeleri sultanım sultanım diye yetiştiriyorlar da şehzade padişah oluyor. Ezik yetiştirmiyorlar. Ona göre saygı gösteriyorlar. Ona göre değer veriyorlar. O da sultanlık rolüne ne yapmış oluyor? Alışmış oluyor. Biz de çocuğumuzu iyi yerlerde görmek, yönetilen yerlerde görmek istiyorsak ona saygı göstereceğiz. Bazen sultanım diyeceğiz. Değer vereceğiz. Çok iyi yerlerde kral, kraliçeler gibi olsun. İyi, güzel. Ama biz ezelim. Yok. Biz basalım, ezelim. Ezik ol, bizim karşımızda ezik olsun. Ama dışarıda da hiç özgüvenli değil bizim çocuk. Ezersen özgüvenli olmaz tabii. Evde kendini ifade edemiyor ki çocuk. Öyle bir fırsat yok. O yüzden bu meclisler çok önemli. Aile meclisleri çok önemli dostlar. Bu meclislerde yetişme oluyor. Bu meclislerde iş paylaşımı oluyor. Bu meclislerde genç kızlar çeyizden sonra nicelerini görüyoruz. Nicelerini görüyoruz. Aileler çocuklarının farkında değiller. Evlendikten sonra bir takım sıkıntılar yaşıyor. Anne baba diyor ki bizim çocuk böyle miydi ya? Sizin yanınızdaydı ama bilmiyoruz ki bu özelliğini. Tanımıyoruz evlatlarımızı. Gençlerimizi tanımıyoruz dostlar. O yüzden bu aile meclisleri o kadar önemli ki. Bir tane genç hanım kız işte helal süt emmiş bir delikanlı arıyor. Bir tane hoca efendi, müezzin hoca efendiyle güzel evleniyorlar. Sonra bakıyorsunuz kısa bir zaman sonra kız ağlaya ağlaya eve geliyor. Ya diyor çok ibadet düşkünü, çok güzel ama sabah Kur'an, akşam Kur'an. Hiçbir aktivite yok, hiçbir şey yok. Devamlı hizmet kör olsun o evde duran diyor. Ben durmam orada diyor. Hiçbir şey yok yani ben onu göremiyorum ki niye evlendik yani. Şimdi tamam ibadet edeceğiz de Kur'an ne diyor? Hani eşler birbirini ne yapacak? Rahatlatacak değil mi? Belli bir süreç olacak ama Kur'an burada ne diyor? İşte Kur'an burada nasıl meşgul etmeyi aslında bize öğretiyor. Ama lafızda kalırsak, manasına inemezsek, asıl meselenin öz noktasını yakalayamazsak, işte tabii evler küçük bir ibadethaneye dönüşmeli. Evler güzel bir iklim, ibadet iklimi olmalı ama ki bunda dini kaynaklar da mesela İbn Abbas radıyallahu anh'tan hadis-i şerif yani hadis toplantılarını haftada bir, haftada iki yani çok sıkılmazsanız haftada üç yani haftada iki yapılsın istiyorlar sahabiler hani sık sık hadis toplantıları olsun ama bir zaman sonra sıkmasın diye sahabe efendilerimiz bile bu noktada hani hadis oturumlarını düzenlerken belli ifadeler veya belli süreçler ortaya koymuş. Tabii bunda burada adaletli davranmak çok önemli. Yani ibadet edeceğiz diye de hamsofuluk yapmanın bir anlamı yok.
Yani çok ibadet edeceğiz. Tabii ki ibadet edeceğiz. Ne kadar güzel. Allah kabul etsin. Ama namaz bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa namaz mıdır? Kalple mi kılınmıştır yoksa kalıpla mı kılınmıştır? Yani Kur'an bizim hanımımıza, ailemize karşı görevlerimizi emrederken, onlara yaklaşım tarzımızı emrederken, çevremize yaklaşım tarzımızı, yumuşak ifadeleri, onlara vakit ayırmamızı, onlarla beraber onların imtihan olduğunu, o imtihan sürecini kazanmak için çaba sarf etmemizi, emek vermemizi, oradaki terbiye usullerini, metodolojisini Kur'an ve sünnette yaşamamız gerekirken, sadece lafızda kalmak maalesef adil olmamak demek, sıkıntılı bir süreç demek. Burayı ciddi anlamda önemseyelim dostlar. Bazı ailelerimizde, bazı annelerimiz Allah ibadetlerini kabul eylesin, ziyade eylesin diyorum ama ibadet beyni ihmal ediyor, çocuklarını ihmal ediyor. İşte nereye gidiyor? Belli bir sohbet ortamlarına gidiyor. İşte dergahlara, kurslara vesaire, dini hizmet alanlarına gidiyor. Fakat ne oluyor dostlar? Ne oluyor? Oralara vakit ayırırken ev ihmal oluyor. Şimdi bir ehem mühim dengesi var hayatımızda. Bir önemli, önemsiz, daha önemli dengesi var. Bunu ciddi anlamda güzel yerine koymak lazım. Yani önce hayatımızda ehemmiyetli noktaları zamanın merkezine, zaman bir tane verilmiş. Bugünü bir kere yaşayacağız. Bu 24 saat bir kere verilmiş. Bunun en önemli zaman dilimlerini ona göre kimlere vakit ayıracağız, ne yapacağız bunu güzel düzenlemek lazım. Yani Efendimiz bu noktada aşırılıktan dolayı özellikle eleştirmiş. Daha çok oruç tutan, kendisini kapatan, hanımıyla hiç birlikte olmayan, hiç ailesiyle vakit geçirmeyenleri Efendimiz eleştirmiş. Size ne oluyor ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Size ne oluyor ki? Hani ben insanım. Ben bile bir oruç tutar bir tutmazken, pazartesi, perşembe belli aralıklarla, ben bile evdekilere vakit ayırırken size ne oluyor ki böyle hani kendiniz ruhban sınıfı hareketlerinde bulunuyorsunuz? Tabii ki ibadet edeceğiz ama her şeyi dengeli usulünce hakkını vererek yapmamız çok önemli. Burada kendimizi düzenlemek, ihtiyaçları düzenlemek çok önemli. Bu noktayı da güzel izah etmek aile meclislerinde, toplantılarında. Özellikle ibadeti bakın Efendimiz nasıl diyor? Kavlün leyyinin, yumuşak bir sözle yaklaşın. İşte burada önemli olan bakış açısı ve adalet. Son bir hani kısa bir anekdotla bitirmiş olalım. Yine hanımın bir tanesi bir ortamda uzun zaman yaşadıktan sonra taşınıyorlar. Taşındıktan sonra yıllar sonra tekrar eski mahallesine döndüğünde komşularla hasbihal ediyorlar. Komşularla hasbihal ederken komşu soruyor, diyor ki senin bir kız bir oğlun vardı. Evet. Onlar ne oldu, evlendiler mi, hani iş sahibi oldular mı, ne yaptılar diye sohbet ederken hanım şöyle diyor oradaki hanımefendi. Ya diyor bizim kız elhamdülillah çok güzel bir damat adayı bulduk, hamdolsun evlendi, bir dediğini iki etmiyor, ev işleri de yardım ediyor. Bulaşık, yalaşık, ütü sıkıştığı zaman gerçekten kızımı elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Bizim damat çok iyi. Onun açısından yüzümüz güldü. Ama diyor kardeşi erkek aman bir hanıma düştü ki. Mutfağa girmez. Bizim çocuk eve gelince bir yandan mutfak işlerine yardım etmek zorunda kalır. Bir şeyleri tamamlamak zorunda kalır. Cadı mı cadı. Sıkıntılı mı sıkıntılı. Bizim oğlana bir çektiriyor bir çektiriyor. Evin işlerinin yarısını bizim oğlan yapmak zorunda kalıyor. Biraz ilgisiz alakasız deyiveriyor. Şimdi anlattığı şeylere baktığınızda kızına çok güzel memnun dediğimiz damadın davranışları ve kızının yaptıklarına baktığımızda damadın yaptıklarıyla oğlunun yaptıkları arasında hiçbir fark yok. Ama kızını o şekilde yaşatan damat kraliçeler gibi yaşatıyor kızını. Erkek olarak oğluna iş yaptıran gelinse cadı oluyor. İşte adil olmak lazım dostlar. Adalet çok önemli. Adalet çok önemli. Adalet çok önemli. Burada biz oğlum işte perişan, kızım böyle derken gerçekten çok iyi değerlendirmek, adil değerlendirmek lazım. Evlatlarımızı onların yaşayacağı geleceğe göre kızlarımızı, oğullarımızı güzel bir damat, hayırlı bir gelin olacak şekilde yetişme noktasında küçüklükten itibaren terbiye etmemiz gerekiyor dostlar. Muhterem dostlar, gününüz bereketli olsun. Ailede huzurunuz daim olsun. Allah'ın emanında olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.